Herkese merhabalar arkadaşlar. Annemin evindeyiz. Kantaron yağı yapıyoruz. Hem içilebilir hem de sürülebilir. Kantaron yağı yaparken de size göstermek istedik. Hem de anlatalım dedik. Bu yaş hali Haziran, Temmuz ayları gibi çıkan bir bitki. Bunu semt pazarlarından bulabilirsiniz ya da dağlardan falan toplayabilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim. Civarınızda varsa toplayıp yapabilirsiniz. Kırmızı kantaron yağı olduğunda, yani yaşından yapıldığında bu şekilde renk alıyor. Sarı kantaron yağı yapıldığında, yani kuru haliyle yapıldığında ise normal zeytinyağı gibi bir rengi oluyor. Ama ikisi de aynı etkiye sahip diyebilirim. Tabii ki kantaronun kırmızısı daha makbul her zaman ama yine sarı kantaron da işinizi görecektir. Şöyle söyleyeyim, yapacağımız işlem sadece saf zeytinyağını, doğal zeytinyağının içerisine biz böyle kantaron bitkisini güzelce yıkayıp kuruttuk. Yani bezin arasına serdik, kendiliğinden kurudu. Zeytinyağı dökülmüş cam kavanozumuzun içerisine dolduruyoruz. Faydalarından bahsedeyim biraz size. Aslında saymakla bitmez. Ben biraz geç keşfettim kantaron bitkisini. İlk keşfettiğim zaman emzirme döneminde göğüste oluşan yaraları falan iyileştirmesi için hemşire tavsiye etmişti. Daha sonrasında birçok faydasını araştırdım. Hemoroidden tutun uçuklara, ne bileyim cilt rahatsızlıklarına, yanıklara, hatta böyle profesör bir tanıdığımız var. Cilt yanıklarına en iyi gelen şeyin kantaron bitkisinin olduğunu söyledi. Biz de ondan sonra daha çok araştırmaya başladık. Saçınızda olan böyle ne bileyim sorunsal şeyler varsa, cilt problemleri varsa, cildinizde farklı böyle cilt lekelerinden tutun başka bir şeye kadar problem varsa, hatta bu bitkiyi demleyerek çayından depresyona bile iyi geldiğini birkaç sitede okumuştum. Gerçekten çok çok mucizevi bir bitki. O yüzden sık sık kullanmanızı tavsiye ederim. Biz de zaten büyük şişeleri yapıp böyle ayrıca kullanıyoruz. Hemen hemen birçok şeyde kullanıyoruz. Şöyle söyleyeyim, püf noktalarına gelecek olursak, bunu içilebilir kantaron yağı genelde gölgede bekletiliyor deniyor ama biz bunu sabah güneşinde bekletiyoruz ve 40-45 gün civarında sabah güneşinde bekliyor. Üzerine bez örteceğiz şimdi. Birazdan temiz bir bez ve lastik örteceğiz. Hava alacak ama toz girmesin diye örtüyoruz üzerine bezi. Hani doldurmaya devam edelim bitkimizi. Zaten gösterdim nasıl bir bitki olduğunu. Tekrar şöyle yakından göstereyim size. Bunu işte 40-45 gün civarında sabah güneşinde bekletiyoruz. Direkt güneşte olmasın. Daha sonrasında 45 gün civarından sonra bir 10 gün civarında da gölgede bekletelim. Hani bu süre çok sorun değil. Yani gölgede bekletme süresi sadece zaten oluştuğunu siz şuradan bilirsiniz. Bakın şu rengi aldığında ne kadar çok bekletirseniz o kadar çok rengi kırmızılaşıyor veya bitkisinin çok olmasına da bakıyor rengi. Oranını soracak olursanız yağının oranı tam böyle şişeye doldurun. Üstünü basana kadar zeytinyağı doldurun. Sadece bu kadar. İçerisine su falan değmemesi gerekiyor. Dediğim gibi birçok şeye faydası var. Biz tamamen şimdi dolduracağız. Üzerini doldurduktan sonra dediğim gibi üzerine bez kapatacağız. Diğer zeytinyağını da dolduralım içerisine. Şöyle göstereyim bir yandan da. Tamamen doldurduk. Güzel temiz bir bez kapatacağız üzerine. Evet, yapacağımız işlem sadece bu kadar arkadaşlar. Tereddüt yaşamayın. Ha, şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Cildinize eğer ki sürdüğünüzde sakın güneşe çıkmayın. Güneşe çıktığınızda daha çok cilt lekelerinizi artıracaktır. Yani güneşle temas ettirmeyin cildinizle birlikte. Sadece belirteceğim tek zararlı ve püf noktası bu. Bunun dışında dediğim gibi tamamen mucizevi bir yağ. Herhangi bir sorun yaşamadık. Biz emzirme döneminde sürdükten sonra bile bebek yeni doğan bebek olduğu halde bile emzirdim. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Dediğim gibi hemşirenin tavsiyesiydi zaten bu. Ha, şimdi güzelce temiz bezimizi kapatıyoruz. Üzerine de lastiğimizi kapatacağız. Bekletmeye başlayacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz pratik bilgiler için diğer tarifleri göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler dilerim.